Merhaba arkadaşlar, Kohleri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben bütün yaz boyunca bu güzellerimi hiç çekemedim. Şimdi yazını atlatmışız, neler var, neler yandı, kurudu, bakalım. Şöyle birlikte göz atalım arkadaşlar. Şöyle başta pulminatam var. Gördüğünüz gibi cansız, çünkü gölgede kalıyorlar arkadaşlar. Ben bunları sabah 8'de hemen geri çekiyorum. Çünkü güneş çok erken doğuyor. 8'den sonraki güneş yakıyor. O yüzden böyle yaprak aralıkları birazcık seyrek seyrek oldular. Burada da bir tane pulminatam var. O da aynı şekilde arkadaşlar. Ama olsun, sorun değil. Alttan yaprak kuruttukça üstten daha güzelleri gelecek. Biraz daha hava serinledi mi toprak değişimlerini de yaparım. Çünkü bu toprakta kökler hiç bilmiyorum sağlam olacağına. Şurada dragon var. Dragonum da güzel atlattı yazı. Şükürler olsun. Şuradaki pink donam, onu çok seviyorum. Yaz rengi, bakar mısınız rengine? Yaz ya, 45 derece sıcakta bile kızcağızım böyle pembiş pembiş orada durdu. İnşallah hiçbir şey olmadan tamamen atlatırız yazı. Güzellik. Hemen şöyle diğer saksımda neler var bakalım. Şurada şöyle hemen ilk etapta graptolarımı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, ben bunları sabah 8'de geriye çekmeme rağmen bir gün 8.30'da aldım. Hemen yapraklar yandı. Hemen yandı o gün uçları, şöyle taze olan yerleri. Hemen güneş yaktı oralarını. Yani sorun değil, çürüme olmasın da yanık böyle büyüdükçe geçer. O hiçbir şey olmazsa kelle alırız. Hem çoğalır hem de düzelir. Şunun renginin güzelliğini. Bir de ileri geri saksıların yerlerini değiştirdikçe de yapraklarını döktüm. Ve o yaprakların hiçbiri de olmadı arkadaşlar bu sıcakta. Şurada da sedimum aynı şekilde boy uzatık. Bu hiç yavru vermedi. İnşallah sonbaharda yavrularını bekliyorum. Yavru da olmasa kelle alırız. Supsa silisim çok güzel açtı arkadaşlar. Çiçek açtığında çekemedim onu ama çok güzel çiçekleri var. Şurada letizyam var. Letizyanın da uçları hafif böyle yanık yanık. Yani yapacak bir şey yok. Elimden geldiği kadar korumaya çalıştım. Olmadı bu kadar. Şuradaki güzelim güzel atlattı. Şükürler olsun. Onda hiçbir şey yok. Ellen gördüğünüz gibi bütün yapraklarını döktü. Uçlarından yeni çıkarmaya başladı. Şurada bir tane alüminyumu vardı. O tamamen kurudu. Şurada da bir güzel bir türüm vardı. O da gitti. Yani böyle kırmızı bordo renginde bir çiçeğim vardı orada. Şunlar çok güzel büyüdüler. Şöyle sardı da çok rozetli oldu onlar. Şurada da arzem var. Arzemin de kellesini alabilirim. Yaprak aralıkları aralık oldu. Dip kökü biraz zayıf gibime geliyor. Pikruslar da aynı şekilde. Bunların kellelerini alabiliriz arkadaşlar. Şuradaki ellenimde de bir sorun var gibi. Şuradaki loellamda bilemedim. Bunun kökünde bir sorun var gibime geliyor. Arkadaşlar, yaz, bu yazı çok kötü atlattık. Çok çok sıcaktı. Yani kökleri yanık mı acaba diye düşünüyorum. Şu güzelim de çok güzel ama bilmiyorum. Bronz emir rengi hiç kalmadı. İnşallah havaların serinlemesini bekliyorum artık. Eylül, yani bayağı oldu gireli, hala da gördüğünüz gibi sıcak buraları. Şurada da siyonum, orada yaprak almış, ben koparmıştım yaprağını. Oradan bir bebek verdi ama büyümeleri durdu. Şuradaki bir türüm gitti. Orada da şu aralarda vardı birkaç tane türüm. Onlar da kök çürümesi oldu. Yani
yazı bu şekilde kayıplarla geçirdik. Yapacak bir şey yok. Şuradaki saksım da aynı şekilde. Burada da pikrusum vardı. Onlar çift kafaydı. Ayrı saksılara dikmiştim. Gördüğünüz gibi yani böyle çok neşeli değiller arkadaşlar. Şu kızımda yapraklarım biraz sarı gibi. Bilemedim. Ama mutlaka bunları köklerini açacağım. Topraklarını değiştireceğim arkadaşlar. Şurada lavalier arasında çok güzel. Şükürler olsun onda da bir şey olmadı. Şurada da ellenim var. Gayet güzel o da. Ama şuradaki kızımın ortası sarı. Yaprağı sararmış orada. Onda bir şey var mutlaka ama gövdede de hiçbir şey gözükmüyor. Bilemedim. Yani onları çıkardığımızda artık görülecek. Ya yani şu türümü de çok seviyorum ama göbekte büyüme durdu arkadaşlar. İnşallah bir şey olmaz. Yani şu anda saksı da değiştirmek istemiyorum çünkü hala sıcak. Bir iki hafta daha geçmesini istiyorum ama değiştireceğim topraklarını. Şurada da pulluksum var arkadaşlar. Çift rozet. Bu da yapraktan büyüme. Bu güzel atlattı. Bak bunda bir sorun yok. Gayet iyi büyüdü. Şurada da elimde kalan herhalde tek aeniyum. Bu da yaprak kuruta 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 buraya kadar geldik. İnşallah daha fazla kurutmaz artık. Havalar serinlesin de şöyle güzel yapraklarını açmaya başlasın artık. Yani bol bol yavru verdi. Ama sıcaklarda hep alt yapraklarını teker teker kuruttu arkadaşlar. Su vermeye korkuyoruz. Veriyoruz, çürüyor, vermiyoruz. Böyle kendinden geçiyor çiçekler. Yani yazı sevmedim ben. Şurada da tüylü bir türüm var. Bu da güzel atlattı. Bunda da hiçbir sorun yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu ilk defa bu videoda kanalıma rastladıysanız abone olarak izlerseniz çok çok sevinirim. Zili de açtığınızda bir dahaki videolarımdan daha çabuk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar bende durumlar bu şekilde. İnşallah daha fazla kayıp vermeden şu yaz tamamen gider artık. Şöyle havalar serinlese, bir yağmur yese. Yani birçok yerde yağmur yağmasına rağmen bizim burada yok. Bizim burada yağmur falan yok. Kendinize iyi bakın, çiçekli kalın, hoşça kalın.